Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 Kasım 2020 Hak İş Başkanı bombaladı arkadaşlar. Kırgın ve üzgünüz, hakkımızı helal etmiyoruz. Evet, bayağı bir sert açıklamalar yaptı Hak İş Başkanı. Ve bunu videolaştırmak istedik. Çünkü Hak İş bayağı bir yüz binlerce işçiyi temsil eden bir sendika. Her zaman olduğu gibi dediğimiz gibi biz herhangi bir sendika üye değiliz. Her sendikanın öyle ya da böyle haberini, videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Lütfen bunu, videoyu sağa sola çekmezseniz seviniriz diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi YouTube'un kamu işleri, belediye işleri ve TYP işleri adına tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız önemli gelişmelerin hiçbirini işçiler adına kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, torba yasa ve taşeron işlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kırgın ve üzgünüz, hakkımızı helal etmiyoruz açıklamasını yaptı TV kanalında arkadaşlar. TV 5 kanalında canlı yayına çıktı Mahmut Aslan ve onun konuşmalarını biz de size video olarak derledik arkadaşlar. TV 5'te katıldığı Emek ve Tarım programına konuk olan Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan, Millet Meclisi'nde genel kurula sunulan ve içerisinde çalışma hayatıyla ilgili hayati düzenlemenin yer aldığı torba yasayı eleştirdi. Bu torba yasayla alakalı arkadaşlar biz 4-5 video ekledik kanala. Bilginiz olsun, kanalda bu videolar mevcut. Birçok milletvekili bu torba yasayı eleştirdi, hatta bombaladı. O videolar da kanalda mevcut. Biraz kurcalarsanız kanala videolar ulaşabilirsiniz diyorum. Ve devam ediyorum. Aslan böylesi bir düzenlemenin asla kabul edilmeyeceğini belirterek düzenlemeden vazgeçilmesini istedi. Kamudaki yüz binlerce sürekli işçinin sendikalarını değiştiren, düzenlemeye de tepki gösteren Hak İş Başkanı Mahmut Aslan, ki asıl işi işle geçişle alakalı Mahmut Aslan bu konuyu da Mahmut Aslan sendikalarının üye kaybı olduğu için bu konuyu hiç istememişti. Biliyorsunuz bu konuyla alakalı da bir sürü video yaptık. Asıl işle geçişlerle alakalı onlar da kanalda mevcut. Bilginiz olsun. Mahmut Aslan, bizim 10 yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadele son dakika eklenen bir düzenlemeyle yok sayıldı. Biz bunu hak etmedik ve bu düzenlemeyi getirenlere biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bu adalete, hakkaniyete ve sendikal özgürlüğe vurulmuş bir darbedir iddiasında bulunmuş. Modern kölelik sisteminin zincirlerini biz kırdık açıklamasını yapmış. Aslan bu düzenlemeyle kırgın ve üzgün olduklarını açıklayarak şunları söylüyor. Biz taşeron sisteminin modern kölelik olduğunu inanmış ve bu kölelik zincirini kırmak için 2007 yılından beri mücadele başlatmıştık. 10 yılı aşkın bir süre mücadele ettik. Kimse bu konuyu önemsemezken bizler gece gündüz çalıştık. Bu çalışmaların sonunda taşeronları sendika ile toplu sözleşmeyi tanıştırdık ve en sonunda mücadelemizin bir sonucu olarak kadro meselesini çözdük ve modern kölelik sisteminin tüm zincirlerini kırdık açıklamasını yapmış. Aslan, bizim 10 yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadelede son dakika eklenen bir düzenlemeyle yok sayıldı. Biz bunu hak etmedik ve bu düzenlemeyi getirenleri biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bu hak işe karşı yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Bu düzenleme adalete, hakkaniyete ve sendikal özgürlüğe vurulmuş bir darbedir açıklamasında bu yaptı. Arkadaşlar, bu açıklamanın şeyi şu, asıl işe geçişlerle alakalı bunu kastediyor Mahmut Aslan, bilginiz olsun. Ancak biz bu duruma karşı sessiz kalmayacağız, mücadeleyi daha da büyüteceğiz açıklamasını yapmış arkadaşlar. Evet, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan'ın açıklaması bu yönde. Bu asıl işi geçişlerle alakalı hükümetin yaptığı düzenlemeyi üzgünüz, kırgınız, hakkımızı helal etmiyoruz babında bir açıklama yapmış. Bunu TV5 ekranlarında yaptı arkadaşlar. Bilginiz olsun, Emek ve Tarım programında biz de bunu videolaştırdık. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Konuyla alakalı yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Eleştiri dozunda bırakarak arkadaşlar, hakaret yapmayalım. Sadece dozunda yapalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.